Merhabalar. Bu videonun konusu öğretim teknolojileri açısından uzaktan öğretimin nasıl olması gerektiği üzerinedir. Öğretim nedir diye sorduğumuzda bireyin belli bir hedef ulaşmasını kolaylaştırmak için bir takım planlı etkinliklerin düzenlenmesi olarak ifade edilmektedir. Öğretim teknolojileri açısından baktığımızda ise bireyin nasıl öğrendiğini, hangi gelişim dönemlerinden geçtiğini ve hangi çevresel faktörlerin öğretim açısından önemli olduğunu değerlendirerek bir öğretim planlamasının yapılması gerekmektedir. Nasıl öğreniriz diye sorduğumuzda aslında öğrenmeye yönelik bir takım farklı görüşler mevcuttur. Burada sadece 3 yaklaşım ele alındı. Bunlara göre davranışçı yaklaşım, uyarıcı ile tepki arasındaki bağın artması olarak ifade eder öğrenmeyi. Diğer taraftan bilişsel yaklaşımı savunan öğrenme teorileri ise zihinde bilişsel şemaların oluşturulmasıdır diye ifade eder öğrenmeyi. Son olarak ise yapılandırmacı yaklaşımda gerçek yaşam deneyimleri öğrenme açısından önemlidir. Bu öğrenme teorilerinin yaklaşımlarının aynı zamanda öğretime yönelik bir takım çıkarımları da mevcuttur. Örneğin davranışçı yaklaşımda tekrar sayısının artması uyarıcı ile tepki arasındaki bağı yine kuvvetlendirir. Yine bilişsel yaklaşıma göre bilginin ilişkilendirilerek, sınıflandırılarak, gruplandırılarak verilmesi öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Son olarak ise yapılandırmacı yaklaşımda günlük hayat deneyimlerinin öğretim açısından çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Tabii öğrenme sadece eğitim bilimlerinin çalıştığı bir konu değil. Aynı zamanda psikoloji, sosyoloji, hatta sinir bilim gibi farklı disiplinler öğrenmeyi çalışmaktadır. Şimdi beyin vücudumuzun fonksiyonlarının kontrol edildiği ana merkez olarak değerlendirildiğinde aslında öğrenmenin de kontrol edildiği asıl yer merkez beyindir. Dolayısıyla öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğini anlaşılması aynı zamanda bizim öğretimi nasıl yapmamız gerektiğine yönelik de bir takım ipuçları verebilir. Bu bağlamda eğitim bilimlerinin öne sürdüğü tekrar, ilişkilendirme, deneyimleme gibi stratejilerin beyinde bir takım yansımaları da vardır. Örneğin tekrar arttıkça nöronlar arasındaki bağlantı kuvvetleşmektedir. Diğer taraftan bilginin ilişkilendirilerek ya da sınıflandırarak, gruplandırılarak verilmesi nöral ağın gelişmesini sağlayacaktır. Dendritlerin çoğalmasını sağlayacaktır beyinde. Son olarak birey bir şeyi deneyimlediğinde öğrenmeyle ilgili beynin ilgili kısımlarında yüksek miktarda enerji tüketimi gerçekleştiğine dair bir takım çalışmalar mevcuttur. Peki öğretim süreci nasıl olmalıdır diye baktığımızda aslında öğretimin 3 temel aşaması var. Bunlardan birincisi öğretim öncesi, öğretim etkinlikleri ve öğretim sonrası diye. Öğretim öncesinde öncelikli olarak bireyin ön bilgisinin, motivasyonunun, öz yeterliğinin gibi tespit edilmesi gerekiyor ve buna uygun öğretim etkinliklerinin planlanması ve sunulması gerekir. Örneğin ön bilgisi az olan ya da uzmanlık seviyesi az olan bir bireye karmaşık bir bilgi verildiğinde bireyin bilişsel yükü artacaktır. Dolayısıyla da öğrenme gerçekleşmeyecektir. Bu bağlamda ön bilgisine uygun bir şekilde bizim öğretimi tasarlamamız, planlamamız, yürütmemiz gerekmektedir. Diğer taraftan benzer şekilde motivasyonunu artıracak etkinlikler, öz yeterliliğini destekleyecek etkinliklere yer vermemiz gerekir. Öğretim etkinlikleri olarak genelde açıklama, gösterme ve uygulama yönelik çeşitli stratejiler kullanırız. Öğretim sonrasında ise yine öğrenme hedefleriyle ilgili olacak çeşitli etkinlikler, değerlendirme etkinlikleri yapılır. Ve bir sonraki derse de yine öğretim sonrasında hazırlık yapılır. Bütün bu süreçte üzerinde durulması gereken aslında iki temel unsur vardır. Bunlardan birincisi feedback yani geri dönüt. İkincisi de scaffolding dediğimiz rehberlik ve desteğin verilmesidir. Etkili bir öğretimin yapılabilmesi için bireyin eksiklerinin tespit edilerek anlık olarak bireye verilmesi,
Ve bu süreçte de sürekli rehberlik ve desteğin bireye sağlanmış olması gerekmektedir. Şimdi geleneksel eğitimde öğretim sürecinden bahsettik. Aslında uzaktan öğretim de benzer şekilde öğretim öncesinde, esnasında ve sonrasında olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Fakat uzaktan öğretimde aslında üzerinde durmamız gereken 4 temel unsur var. Bunlar materyal, öğretim yöntemleri, dönüt rehberlik ve etkileşim. Materyal olarak baktığımızda öğretim materyallerinin çoklu ortam öğrenme kuramına göre mesaj tasarım prensiplerine göre hazırlanmış olması gerekmektedir. Yine çok büyük boyutta, süresi çok büyük olan videolar yerine işlevsel videoların, modüler küçük videoların bu süreçte kullanılması tavsiye edilmektedir. Öğretim yöntemleri olarak aslında farklı öğretim yöntemleri kullanılabilir. Fakat geleneksel yöntemlerde sıklıkla kullanılan Gagne'nin 9 aşamalı öğretim modeli bu süreçte yine kullanılabilir. Bunun yanında özellikle son yıllarda sıklıkla kullanılan yöntem olan ters yüz sınıf ya da flipped classroom dediğimiz yöntem yine uzaktan öğretimde tercih edilebilir. Dönütçe ve rehberlik olarak baktığımızda aslında günümüz bilgi iletişim teknolojileri farklı şekillerde dönüt ve rehberlik verebilecek çeşitli altyapılar sunmaktadır. Bu bağlamda öğretimsel iletişim ve öğretimsel desteğin bilgi iletişim teknolojileriyle uzaktan öğretimde desteklenmesi gerekmektedir. Son olarak etkileşim yine bireyin aidiyet duygusunun artması, derse karşı sahiplik duygusunun artması için yine çeşitli etkileşim etkinliklerine fırsat verilmelidir. Etkileşim 3 şekilde olur uzaktan öğretimde. Birey içerikle ya da arayüzle etkileşime girer, akranlarıyla etkileşime girer ya da öğretmenlerle etkileşime girer. İçerik olarak baktığımızda içeriğin çoklu ortam prensiplerine göre hazırlanmasının yanında aynı zamanda bireye kontrol de vermesi gerekir. Bu bağlamda çeşitli simülasyonlar, animasyonlar kullanılabilir. Arayüz olarak ise baktığımızda öğretim arayüzünün basit, sade, kullanışlı olması gerekmektedir. Diğer taraftan etkileşim olarak birey akranlarıyla etkileşime girmelidir. Bu bağlamda proje tabanlı ya da işbirlikçi öğrenmeye yönelik çeşitli etkinlikler yapılabilir. Yine öğretmenler bireye bu süreçte rehberlik yapabilmesi için, geri dönüt verebilmesi için ise öğretmenle bireyler arasındaki etkileşimi güçlendirecek yöntemler kullanılmalıdır. Sonuç olarak baktığımızda ise aslında üzerinde durmamız gereken, uzaktan öğretimi planlarken üzerinde durmamız gereken birkaç tane temel soru vardır. Bunlardan birisi nasıl öğretirim, hangi yöntemleri kullanırım? Proje tabanlı mı, işbirlikçi mi ya da Gagne'nin 9 aşamalı modelini mi kullanacağım, Flipped Classroom mu kullanacağım? Bunları bireyin özelliklerine göre bunlardan birisini tercih etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan hangi materyalleri kullanmalıyım? PDF mi kullanacağım, sunumu kullanacağım, görsellerle metinleri nasıl ilişkilendireceğim, görsellerle ses mi vermeliyim yoksa sadece video mu kullanmalıyım, videolar nasıl olmalı gibi materyal seçiminde dikkat etmemiz gereken bir takım unsurlar vardır. Yine bu süreçte bireyin içsel motivasyonunu hatta dışsal motivasyonunu nasıl artırırım diye sormamız gerekiyor. Bu bağlamda bazı motivasyon teorilerinin çıkarımlarından faydalanılabilir. Yine bilişsel katılımı en üst seviyeye nasıl getirebilirim ve aktif katılımı etkileşimi nasıl artırırım gibi bazı sorularda yine sormamız gerekiyor. Bu bağlamda önerebileceğimiz uzaktan öğretim için önerebileceğimiz asıl buradaki unsurlar etkileşimin artırılması, bireye geri dönüt verilmesi ve ilgili desteğin bütün süreç boyunca sağlanması bu sorulara da aynı zamanda etkin bir şekilde cevap vermeyi sağlayacaktır.